Merhabalar arkadaşlar. Bugün ilginç bir konuğum var. Yani en azından benim için ilginç bir konuk. Mustafa Emre Özmen bizlerle. Mustafa'yla, daha doğrusu Emre'yle biz yaklaşık bir ay evvel yazılımcı kahvaltısı düzenledik. Orada tanıştık. Çaprazımda oturuyordu ve o tanışma esnasında tesadüfen babasının da yazılımcı olduğunu söyledi bize. Aslında ben ilk defa meslek hayatımda yazılımcı olan ve babası da yazılımcı olan bir meslektaşımla karşılaştım. O yüzden bana oldukça ilgi çekici geldi. Ki şu anda çoğu yazılımcı ebeveyn kendi çocuğunu da yazılımcı olarak yetiştirme düşüncesi içerisinde olabiliyor, hayal içerisinde olabiliyor. Aslında hem ilginç bir hikayesi vardır eminim ki onu dinlemek istedim. Hem de hani bu konudaki düşünceleri nedir ve şu anda çocuklarını yazılımcı olarak yetiştirmek isteyen ebeveynlere neler önerir? Biraz ondan dinleyelim istedim. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Emre Özmen, Mustafa Emre Özmen kimdir? Neler yapar? Mustafa Emre Özmen 23 yaşında, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Bilgisayar mühendisi olarak yine bir kamu bankasında çalışıyor şu anda. Yaklaşık 4 yıldır sektörde farklı firmalarda çalıştım. Peki kendini böyle tanıttın. Bizi biraz da babanı tanıtır mısın? Yani baban neler yapıyor ve babanla nasıl yazılımcı olmuş? Bildiğin kadarıyla onun da hikayesini anlatır mısın? Babam normalde İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği mezunu. Orada okuduğu dönemde aslında o dönemin şartlarında fizik mühendisliğinin iş imkanları vesaire biraz daha akademik yönde olduğu için kendi doğal alanda kendini çok çalışmak istediğini düşünmediği için aslında yazılım tarafına belli başlı hocalarının yönlendirmesiyle yönlenmiş birisi. O dönemin şartlarında Delphi ile başlamış. Daha sonrasında .NET'te devam etmiş. Şu anda çalıştığı kurumda da yine .NET'te hayatına devam ediyor, meslek hayatına. Aslında hani işin bir diğer ilginç boyutu da bu. Sen de .NET developer'sın, baban da. Hani şimdi babam developer deyince akla ilk olarak hani Delphi mi yazıyor, COBOL mu yazıyor gibi şeyler gelebiliyor. Ama aslında çok da yaşlı değil baban. Yani evet. Bizim kuşağa da oldukça yakın. Peki sen nasıl yazılımcı oldun? Biraz da o hikayeyi anlatır mısın? Yani burada mesela babanın bir etkisi oldu mu, yoksa sen mi kendin doğal olarak yazılıma bir ilgi duydun ve baban da o noktada seni desteklemeye başladı? Evde bilgisayar vardı her zaman. Yani o mesleği yaptığı için onun eski bilgisayarlarını ben oyun bilgisayarı olarak kullanıyordum vesaire. Oradan bir bilgisayar kullanımına aşina oldum zaten. O aşinalıkla birlikte ben ufak tefek şeyler yapıyordum. İşte ne bileyim, öğretmen işte sunum ödevi istediği zaman sunum yapıyordum vesaire. Öğretmenin orada ufak bir yanlış anlaması yüzünden benim de yanlış anlamam mevcuttu, az önce anlattığım gibi. Orada PowerPoint'te yapılan bir sunumu aslında kendisi yazılım zannediyordu. Ben de PowerPoint sunumu yapıp yazılım yaptım diye bugün eve gittim. Sonra eve gidince ya bu yazılım değil oldu tabii. Ama madem öğretmenine böyle dedin, hani gel bir yapalım diye bir basit çarpma bölme uygulaması yapmıştık. O zaman Delphi vardı. Henüz daha böyle .NET yaygın değildi. 7 yaşındaydım o dönem. O Delphi uygulamasını yaptıktan sonra ben okula onu getirdim. Hocam dedim, bakın bunu yaptık biz evde. Proje ödevi için niyetine bunu yaptık. Aslında oradan bir ilk defa kodu görmüş olduğum gibi bir şey oldu. Tabii daha önceden de bilgisayar başında oturduğunu, iş yaptığını vesaire görüyordum. Ama böyle derinlemesine o kadar uzun süre izlememiştim hiçbir zaman. İlk bu hikayeyle başladı. Daha sonrasında ben 10'lu yaşlarıma, 11'li yaşlarıma geldikçe oyun yapma, işte oyunların da böyle çok yaygın olmasıyla o dönem, işte GTA'lar olsun, farklı oyunlar olsun, ben 3 boyutlu oyun nasıl yapılır vesaire diye araştırmaya başladım. O dönemde babam bana oyun yapımı ile alakalı bir tane 800 sayfalık PDF verdi. Tamamen yabancı dildeydi. Madem bu kadar meraklısın, hem İngilizceni geliştirirsin hem de bak bakalım gerçekten bu yaşta kavrayabilecek misin diye o PDF'i verdi ve çevirmemi istedi. Ben 80. sayfaya geldim, pes ettim. Yani dedim bu daha ilerleyemeyecek belli. Çünkü işler karışıyor, yani 3 boyutlu tasarımlara giriyor. C# kodları o dönem çok böyle object oriented'ı anlayabileceğim, daha oturmamış, böyle şey yapamıyorum. Durum öyle olunca ben dedim pes ettim. O biraz böyle destek olmaya çalıştı. Bak bunu işte sınıf dediğin yapıyı bir fabrika gibi düşün. Ondan oluşturduğun şeyler bir objedir vesaire. Basit basit iterasyonları, böyle yönlendirmeleri oldu. Fakat o dönem olmadı tabii. Daha devamı gelmedi. Ben de oyun programlamayı aslında o kadar da sevemeyeceğimi anladım. Hani o kitap ilerledikçe biraz saldım. Ondan sonra yaş biraz daha ilerleyince o dönem böyle çok meşhurdu bloglar açmak, onlarda böyle JavaScript kodlarıyla karlar yağdırmak vesaire. Kendi halimde ben de onları yapıyordum aslında. Hani giriyordum bir tane Blogspot ya da işte MSN blogları vardı o dönem. Onlar da böyle kar yağdırma scriptlerine giriyordum. Hazır tamamen kopyala yapıştır. Dedim ben yazılım yapıyorum falan. Öyle bir yine bir aksiyona girdim. Oradan bir başladım. Ondan sonra yaş ilerledikçe ben farklı yerlerde işte
bakkal çakkal diyebileceğimiz birkaç WordPress işler. Oralardan PHP'yi öğrendim vesaire derken benim yazılıma girişim başladı. Sonra da üniversite döneminde de aslında bilgisayar mühendisliğini tercih ettim. Bilgisayar mühendisliğinden sonra da işler artık kurumsala iyice yerleşti. Peki bu zamana kadar anlattığın süreçte böyle mesela anlamadığın, takılmadığın işte az evvel fabrika, işte nesne örneklenir, örnekleri dışında mesela bir kod yazıyorsun, bir bug'la karşılaşıyorsun, çözemiyorsun. Mesela babandan yardım mı alarak ilerliyordun yoksa kendin mi yardım uğraşarak? Yardım alarak ilerliyordum. Gidiyordum. Yani üniversitede bile bunu yapmışlığım vardı. Hani C# ben üniversitede böyle zar zor oturtabildim. Çünkü PHP'yi çok spagetti yazıyordum o dönem. Yani zaten hazır bir çatı WordPress ve ne kadar yazılımına dokunduğun, hani plugin geliştiriciliği vesaire yapmadığınız sürece yazılımına çok dokunmadığınız bir çatı. Durum öyle olunca da benim işte object oriented vesaire biraz üniversite başında oturdu. Üniversite başında mesela hatırlıyorum ilk senem nesneye dayalı programlamada gitmiştim. Bir tane öğretmenimiz basit bir paint aslında. Nesneleri orada modelleyerek paint yapmamızı istemişti. Ben de o ödevde niye iyidir bilmiyorum. Şu an dönüp baktığımda hiç ben bunda niye zorlanmışım dediğim bir ödev ama zorlanmıştım, gitmiştim ya böyle yapalım filan işte anlatmıştım güzel güzel. Sonra bana ödevi getirmiştim. O ödevden ben 10 aldım. Ama burada tabii farklı bir sıkıntı var. Yani orada bir sıfırın eksik girilmesiyle alakalı bir problem olmuş ama ben 10 alınca çok garipsemiştim. Yani ben işte acaba kopyaya mı saydı, niye böyle oldu vesaire diye. Meğer ödev çok iyiymiş. Gerçekten güzel bir destek almışım ama ufak bir hataya kurban gitmişiz orada. Sonradan düzeldi mi peki? Tabii güzeldi. Şekilde. Aynen. Kurtuldum orada. Peki. Şimdi sonra işte mühendislik okudun, yazılımcı oldun ve evet. Yaklaşık 4 senedir çalışma hayatının içerisindesin. Peki bu süreçten sonra yani artık bir developer, yazılımcı olarak bir şirkette çalışmaya başladıktan sonra baba oğul münasebeti nasıl? Şimdi sen acemi bir yazılımcısın, o deneyimli bir yazılımcı. Yani aranızda nasıl bir iletişim oluyor? Mesela işte karşılaştığın problem ya da anlamadığın bir business model olabilir, teknik bir konu, mimari bir konu olabilir. Mesela bu gibi konularda oturup tartışıyor musunuz, muhabbet ediyor musunuz? Yoksa biraz daha hani kendi başımıza takılıyoruz mu diyorsun? Kendi şirketlerimizdeki konuları genelde tartışmıyoruz. Hani onun işi onun işidir, benim işim benim işimdir. Orada bir ayrımı kesin gözetmeye çalışıyoruz. Ama işte dışarıda yaptığımız ufak böyle kendi işlerimiz vesaire varsa onlarda mimariyi tartıştığımız oluyor. Yani oturuyoruz biz gerçekten böyle bunun mimarisini nasıl kurarız, daha nasıl performanslı çalışırız vesaire üzerine kafalar yorduğumuz oluyor. Peki beraber hiç böyle bir proje yaptınız mı? Babanla beraber oturup işte atıyorum backend'ini o yazdı, frontend'ini ben yazdım dediğiniz bir şeyler oldu mu? Ya da ne bileyim böyle beraber oturup hiç pair programming yapıp hani gel şu konuyu beraber çalışalım ya da gel şöyle yeni bir tool var onu bir beraber deneyim dediğiniz şeyler oluyor mu? Oluyor. Kendimizin bir projesi var. Dışarıda bazen işte hala devam ettirdiğimiz belirli başlı salonların vesaire kullandığı. Onun geliştiriciliğinde çok eskiden destek olmuştum oluyordu. Belirli başlı sayfalarını yazma vesaire. Blazor ilk çıktığı zamanlar Blazor'la bir tane komponentini uygulamanı geliştirmiştim o dönem. Böyle şeyler olabiliyor arada. Peki nasıl oluyor yani böyle beraber çalıştığın zaman neşeli güzel bir ortamınız mı oluyor yoksa bak hata yapmışsın düzel şunu ben sana kaç defa söyledim bu böyle yazılmaz gibi. Nasıl yani o iletişim nasıl oluyor? Hiç öyle bir hani kavga gürültü ortam olmuyor açıkçası. Yani kavga gürültü ortam nasıl olabiliyor? İşte biraz ironisine aslında hani ya bu böyle mi yapılır? Ben bazen sataşıyorum işte bunun daha modern yolları var böyle mi yapsak vesaire gibisinden. Ama onun dışında böyle kesinlikle o kadar tartışmalı bir ortam olmuyor. Şimdi aslında hani ilk konuyu açarken de bahsettiğim gibi şu an çoğu yazılımcı ebeveyn, anne baba hani bu mesleğin çok iyi olduğunu, geleceğinin parlak olduğunu ve aslında hani çocukların da zekasını geliştirebilecek bir meslek olabileceğini ya da en azından iş olabileceğini düşündüğü için çocuklarının yazılım öğrenmesi için uğraşlar içerisinde. İşte Sketch öğrenmelerini sağlıyorlar ya da işte çocuklara seviyesine inebilecek düzeyde Python gibi diller öğrenmelerini falan sağlıyorlar. Senin bu konudaki düşüncen nasıl? Yani bir anne baba çocuğuna küçük yaşta yazılım öğretmeye ya da yazılım öğrenmeye diyelim yönlendirmeli mi? Yoksa bu işi biraz daha akışına mı bırakmalı? Yine hani yönlendiriyorsa da hani bu işi mesleki açıdan öğrensin de ileride yazılımcı olsun düşüncesiyle mi bakmalı? Yoksa hani
Burada işte algoritma öğrenir, farklı bir sintaksta kod yazmak ya işte hani orada bir yabancı dil öğrenmek, orada keywordleri öğrenmek bile bir şeyler katabilir. Yani öğrensin, yazılımcı olmasa bile hani o farklı bir bakış açısı, düşünce katar da kendini geliştirir düşüncesiyle yaklaşmaları. Yani genel olarak hani bu konudaki düşüncen ne? Anneler babalar çok evlatların üzerine gitmeli mi ya da akışına mı bırakmalı? Ya ben genel olarak hani yazılımdan bağımsız olmak üzere evlatların üzerine çok böyle mesleki tercihlerinde ya da bir şeyler öğrenmesi noktasına gidilmesi taraftar değilim. Biraz işlerin akışına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu yazılım konusunda da yani herkesin bu konuya ilgi duyması ya da algoritmik zekasının tamamen böyle müthiş olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta aile işte bütün iteratif adımları net bir şekilde öğrenmesi gerekmiyor belli yaşlarda çocuğun. Ama tabii ki tavsiye verilebilir. İşte bakın Stretch diye bir şey var ya da Python'da böyle basit betikler yazabilirsin, kendini deneyebilirsin, for döngüleriyle işte şunları yapabilirsin. Bir yönlendirme olabilir. Ama bunun için böyle işte binlerce liraların dökülüp kurslara göndermeler vesaire gibi şeylerin çok taraftar değilim açıkçası. Biraz akışına bırakılması gerektiğini düşünüyorum o noktada çocuklarım. Peki çok teşekkür ediyoruz hem hikayeni anlattığın için hem de bu konudaki düşüncelerini bizle paylaştığın için. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.